Merhaba arkadaşlar, ben Gamze. Kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün artık o beklediğiniz mukbang videosuyla karşınızdayız. Ama biz klasik olmadık. Biz burger mukbang yapmadık. Ev usulü kremalı tavuk ve pilav yaptım. Aynen. Ben şu an normal bir mukbang'den daha heyecanlıyım ya. Gökhan'ın tabağı benim tabağım, bakın. Daha önce hiç sipariş vermediğim bir restorandan yemek gelmiş gibi heyecanlıyım şu an. Bayağı doldurdu o. Bir kısım daha var, dedim ki ben şimdi bu kadar koyalım da şimdi insanlara ayıp olmasın. Sonra dedim ekleme yaparız. Ya şimdi pilavı kaseye koyup çevirdim şık görünsün diye. Böyle etrafının da bir köşesine eyvallah tavuk koyacaktım. Ben sadece... Senin tavuk kapladı tabağı. Karabiber alıp geleyim. Evet, şimdi bugün mukbang'in konusu ne olacak aslında? Ben size sorular sordum. Sizin varsayımlarınızı cevaplamak istedik. Karabiber bayağı atmıştım aşkım tavuğa. Sen ister misin? Yok. Onları cevaplandırdınız. İşte bu varsayımlar nasıl oluyor? Mesela Gökhan çok sinirlidir. Mesela Gamze çok tatlıdır falan gibi varsayımlar oluyor. Şimdi telefondan açıyoruz. Önce... Bu arada başlayabilir miyiz? Evet, başlayabiliriz. Zaten mukbang videoların içeriği yemek yerken konuşmak. Süper. Tam sendik. Şimdi hemen şahane başlayalım. Bunu geçelim mi? Bunu geçelim. Bir varsayım var, onu geçiyorum Gökhan hakkında. Onu yani geçiyorum. Başta izleyenler için söylüyorum. Çok gıcık gelebilirsin ama sonrasında videoların bağımlısı oluyorlar. Demiş. Ne düşünüyorsun? Bu daha çok benle ilgili bir varsayım aşkım. Ben mi ne düşünüyorum? Ya sence, aynen. İlk başta izlediklerinde böyle hani halin, tavrın, konuşman kimisine çok yakın gelmeyebilir. Ama daha sonra senin hani bir iki video sonra ilk başta insanları hani tanıyamadığın gibi iki üçüncü videoda senin samimiyetine, hani yaptığın şeylere, doğallığına fark edilince de seni sevip hep takip etmek istiyorlardır diye düşünüyorum. Evet. Bu arada şöyle arkadaşlar, bunu bana günlük hayatımda da söylüyorlar. Mesela normalde beni tanımış uzaktan biliyor. İşte çok havalıydı. Sonra tanıyınca aslında hiç öyle olmadığını gördüm. Bu arada tavuk çok var oluyor ya. Nasıl? Tavuk müthiş. Ellerine sağlık, süper olmuş. Afiyet olsun aşkım. Muhteşem olmuş. Pilav nasıl? Tavuk ve mantar muhteşem olmuş. Pilava da dalacağım şimdi. Pilav klasik zaten. Benim kremalı tavuk. Tarifini izlemek için eski videolarıma gidin. Nereye koyacağız? Şuraya mı? Sola. Şu taraf. Şu tarafa koyacağız. Şuraya bir yere bırakırız. Bırakırız. Gidin oradan izleyin. Ama harbiden yıkım. Yaparım ben sana bundan. Müthiş. Gökhan hep senin özgüvenini yükseltecek sözler söyler. Mantıklı taraf hep Gökhan'dır. Gökhan daha modern düşünür, sen daha geleneksizsin. Şimdi. Sen daha gelenekcisindir. Tamam, bunu aşama aşama gidelim mi? Gökhan hep senin özgüvenini yükseltecek sözler söyler. Doğru. Bu sende. Bence de doğru. Doğru. Genelde destek olur. Genelde hep böyle beni gaza getirir. Gaz yaparım, evet. Bu Gamze'ye tabii daha fazla. Ama genelde çevreme de böyle yaparım. Ama Gamze'ye bunu tabii ki daha fazla yapıyorum. Yapıyor. Doğru. Evet, sonra ne demişti ikinci aşama? Mantıklı taraf hep Gökhan'dır. Kesinlikle doğru. Bu arkadaş kimse yürekten kutluyorum. İsmi var mı? Bakayım. Var. Emily Moski. Evet. Doğru. Ben duygusalım biraz. Ama ben de mantıklı bir insanım. Genelde daha mantıklı tartan taraf ben oluyorum. Doğru. Mesela şöyle bir şey. Sen bir şey istiyorsan istiyorsundur. Yani istiyorum. Bunu hiç şey yapmazsın ama. Yani durumunu böyle bir masaya yatırıp artılarına eksilerine bakmazsın. Ben bakarım mesela. İstiyorsam istiyorumdur, o olacaktır. O kedi buraya gelecektir. Öyle bir şeyim var. Var. Gökhan daha modern düşünür, sen daha geleneklisindir. Yani neye göre ama bu düşünce şekli hani? Buna katılmıyorum diyemeyeceğim ya. Ben buna bence haklı bir tarafı var. %100 hayatımız böyle mi geçiyor? Yani %100 hayatımız böyle geçmiyordur hani, hep ben modernim, hep sen gelenekselcisin diye değil ama yani genel olarak ben daha şeyim, evet. Sen daha böyle bazı olan şeylerin sürdürülmesini
taraftar. Daha taraftar olabiliyorsun bazen. Ya mesela adetlerde atıyorum. Nişan sürecini de yaşadık. Yapılması gereken şeyler oluyor ve bence yapılıyor yani. Gelenek dediğinde şöyle tamam yani bazı gelenek görüneklerde evet senin kimliğini kaybetmemene ya da bazı saygı sevgi değerlerini sürdürmene yarıyor olabilir ama birçok şeyde yani arkadaşlar mesela çok farazi bir şey söyleyeyim. Atıyorum ya 1850'de bir tane adam evlenirken ya da bir tane kadın evlenirken işte ya da annesi işte gitmiş bir şey yapmış. Bu gelenek olmuş. Tamam da abi yani hayat güncellendi, devir güncellendi, yıl artık 2020. Onun yaptığı şey artık kullanılmıyor bile. Mesela en basit bir örnek vereyim ben. Şöyle bir şey oldu. Geçen işte ben Çanakkale'deyim biliyorsunuz. Aslan annem bir şeyler veriyordu bana işte hani kız çeyizinde olması gereken şeyler işte. Atıyorum delik iş, böyle beyaz iş falan. Öyle şeyler var ya biraz daha böyle hani geleneksel şeyler. Mesela bunlardan dedi hani vermek istiyorum dedi. Çeyizinde hani bulunsun gibi. Sen de boşuna alma. Almayı düşünüyorsan bulunsun gibi. Gökhan geldi orada. Emekli albay biliyorsunuz evimizin albayı. Her şeye burnunu sokan. Ne yapacağız bunları mı kullanacağız? Ne gerek var falan filan. Vada vada vada. Gerçekten niye dursun boşu boşuna? Sana yazık. Bana yazık değil. Sana yazık. Her kış her yaz yıka. Tekrar ütüle. Ben büyük anneannemi gördüm bu arada arkadaşlar. Yani anneannemin annesini gördüm. Babaannemin annesini de gördüm. Ben de gördüm büyük anneannemi. Ve annem de anneannesinin ona evlenirken vermiş olduğu işler var. Yani böyle gerçekten el emeği göz nuru böyle kadının oturup günlerce yaptığı şeyler var. Bunlar sıkıntı değil. Bunlar tabii ki kullanılmasa da o işte aile yadigarı gibi geliyor bana. Yani düşünsenize ben büyük anneannem yapmış. Bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra yani ben 40-50 yaşına geldiğimde benim büyük anneannemin el işleri, işte benim kendi çocuğuma, o taşırsa kendi çocuğuna vesaire. Ya bu aile geleneklerini anlarım. Her neyse yani o yüzden evet Gökhan daha çok böyle hani gerek duymuyor. Yani şöyle aslında bu arkadaş gerçekten bayağı böyle 3 tane falan varsayım yapmış ve gerçekten doğru çıktı yani. Tuttum. Bir sonraki varsayım bence Gökhan çok sakindir. Kesinlikle doğru. Muhteşem. Bu yorum kim? Sevgi Ümer. Ay ne Gökhan'mış ya. Gökhan abi, Gökhan abi, Gökhan'ın işte, Gökhan'ın işte. Gökhan mı sakin? Ben Sevgi Ümer kardeşime katılıyorum. Aşkım sen mi sakinsin? Dünyanın en sakin adamıyım ben ya. Sen sinirli birisin. Agresifsin ve komplekçisin falan diyormuş. Öyle bir replik var ya. Çok şey de çok heyecanlıdır. Olaylara böyle çok heyecanlı olabiliyor. Eskiden daha da böyle zıpırdı. Şu an aslında bayağı artık biraz daha sakin gibi. Her neyse. Bir sonraki versiyona geçiyoruz. Gökhan senin giyim tarzını beğenmiyor. Bu arada mutluluğunuz daha iyi olsun. Aksine giyim tarzını çok beğenirim. Ya arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben çok düz bir adamım. Aslında şöyle bir tarz var ya. Onun bir moda ismi olarak bir moda ismi varsa onu da yorumlara falan yazın. Öğrenelim. Yani ben öğreneyim en azından. Bilmiyorum. Hazırlanmışsın ama hani salaş olmak ve dikkat etmemişsin gibi olmak. Uğraşılmamış güzellik. Evet. Onun ismi oysa eğer uğraşılmamış güzellik. Yani gerçekten bakıyorsun mesela giyinmiş. Evet. Giyindiği kıyafetlerde renk uyumu var. Atıyorum. Ve belli hazırlanmış yani. Atıyorum. Yüzünde ufak bir makyaj var. Ama işte saçı daha böyle dağınık. İşte mesela hani bir topuz yapılmış çıkılmış ya da bir toplanılmış sadece çıkılmış. Bu o tür tarz bana daha çok yakın geldiği için Gamze'nin de genelde bu tarz takıldığı için Gamze çok böyle özel bir yere gitmiyorsak eğer ya da bir akşam işte bir yemektir, davettir, ailedir vesaire böyle bir şey yoksa genelde daha hafif makyaj, daha işte sportif kıyafetler falan tercih ettiği için bu varsayım bana göre değil. Ben aksine beğenirim yani. Gökhan dediği çok doğru. Ben mesela genelde gerçekten hazırlandım. Zaten saçımı yapmam falan benim böyle 1-2 saat sürer ama böyle saçımı da hani atıyorum yukarıdan böyle bir topuz yapıp toplayıp ya da atıyorum ama böyle dağınık bir topuz. Hani topuz dedim düğün topuzu gibi değil. Böyle bir yarım toplayıp falan hatta şu anki gibi ama o topuzun üzerine hemen bir filar bağlarım ya da atıyorum hemen böyle koluma bir filar bağlarım. Bir yerime bir şey yaparım falan. Hani orada sadece hani jean
giydin, işte tişört giydin çıktığın gibi değil de hani kendim böyle bir şeyler katarım aslında orada biraz hazırlandığını gösterir ama böyle aşırı aşırı işte parlak şeyler, aşırı makyajlar, eyelinerlar falan böyle sabahın da 9'unda mesela kahvaltıya gidiyorsun eyeliner Allah'a kadar çekmiş falan öyle olunca hoş olmuyor bence. Onun yerine mesela yine kahvaltıya gidiyorsun, bir güneş gözlüğü tak ve hafif bir ruj sür. Ya o da olur da yani senede bir kere iki kere kahvaltıya gittiğin için yap falan. Organizasyona göre değişir yani. Ya ben de sabahları çok süslenmeyi anlamıyorum. Kahvaltı organizasyonlarına. O yüzden yanlış var. Senin bu arada mutluluğunuz daim olsun. Bir teşekkür ederiz. Bence ilişkide son sözü Gamze söylüyor olur. Doğru galiba. Yani genel olarak yani. Öyle. Planlarda, programlarda. Gökhan önemser beni. Dinler hani. Gamze'nin şeyi var. Ya benim de onu hani tamam evet haklısın dediğin gibi olsun dediğim yerler oluyor. Ama genelde hani böyle şeydir ya atıyorum bir yere gidecek ya da bir şey yapılacak ya da yine farklı bir şeyde hani kadınların biraz daha böyle planlaması gerekir. Atıyorum evde işi vardır, farklı bir şey vardır falan hani erkekler biraz daha o açıdan erkeklerin sağlayabilir. Erkeklerin hiç iş gücü yoktur arkadaşlar. Erkekler sadece öyle sabah çıkar, nereye gittiği belli değil. Ya o açıdan değil akşam, mi ya? Akşam gelir. Alın sakinlediğinize bakın. Bir de üstüne bahane uydurur yorgunum der. Yoksa yorgunluğu da yoktur. Bir erkek güçlüdür fiziksel olarak falan. Erkek yorulamaz yani. Genelde böyle bir şey var evet. Ya o açıdan söylemedim biliyorsun. Biliyorum tabii ki. Ama genelde böyle bir algı var. Erkeklere hiç erkekler robottur arkadaşlar. Buradan bunu açıklayayım. Robotuz yani. Doğru bilmiş. Son ne sözü demiş? Ben söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Evet, buna katılıyorum canım zaten. Genel olarak kazık kazanacak. Ne yapalım aşkım? Genel olarak sen söylersin. Yok, burada sadece şöyle parantez açabilirim. Genelde hayatımızı etkileyen hayati kararları tabii ki ortaklaşa artısını eksisini masaya yatırarak böyle hangisi daha bizim için iyiyse ona karar veriyoruz. Ama yani yoksa bir yere 2'de gidilecek, 5'te gidilecek, şuraya uğranıp gidilecek, buradan oraya gidilip gelinecek. Yani çok bir şey fark etmeyen kararların planını Gamze'nin yapması tabii ki daha mantıklı. Yani o daha çok şeyi biliyor sonuçta. Yapılması, edilmesi gereken. O yüzden tabii ki öyle şeyleri Gamze söylüyor. Ama genelde de hayatımızı etkileyen şeylerde de kimin kararı olduğuna bakmadan kararı masaya yatırıp hangisi daha bizim için iyiyse ona karar veririz yani. Mesela evlenince nerede yaşayacağız? Atıyorum. Burada ben vermedim kararı ya da Gökhan vermedi. İkimiz birlikte bu kararı verdik. Çünkü İkimiz şu an için yaşamamız gereken yerde biraz daha yaşayacağız. Hepsini yiyebilirsin al ben yiyemem daha. Bu benim için güzel bir şey oldu. Geçen arkadaşlarla buluştuk ben böyle ufacık yiyorum bitiremiyorum falan bu tabağı bile bitiremeyeceğim. Şey dedi işte arkadaşımız bence çok doğru bir eş seçmişsin dedi Gökhan'a çok ekonomik dedi. Gel aşkım. Kaç puan verdin? 10 üzerinden 9. Hı-hı. 10 üzerinden 10. Neden pilava 9 aşkım? Pilavın tuzun şeyi çok iyi. Sadece onunla alakalı değil. Niye şu arpacıklar, bunlar tel şehriye mi? Arpacık evet. Değil mi? Tel şehriye çok fazla olmuş. Fazlaydı biraz hepsini atayım gitsin. Ziyan olmasın diye anladım. Yok problem değil. Tat olarak hiçbir şey yok. Sadece bir puan olmuş. Ama bak koydum. Pilavı nasıl yapıyorum yani. Aşkım? Pilav 10. Pilav yapan kadın her şeyi yapar derler. Hayır gören de beni şey zannedecek. Ben de gurme falan değilim ya. Boş ver beni. Güzel. Güzel. Ben süper. Olsun ama sen de benim yemeklerimi yiyeceğine göre hani bir ön hazırlık olsun sana. Ben her türlü yerim sevgilim. Rahat ol. Senin elinden çıkmış her türlü yerim. Gökhan abilerini niye seviyorlar işte? Böyle bu çocuk. Bence siz ilişkinin en önemli kavramları olan saygı ve güven konusunu atlattınız. Onun için güzel bir yol alan evlilik yolunda sevginizi birleştirdiğiniz hep mutlu olun demiş. Doğru. Teşekkür ederiz. Bunları doğru atlattığımız için şu an evlilik yolunda ilerliyoruz. Saygı güven önemli. Saygı güven oldu mu geri kalan her şey olur. Arkadaş da olursunuz, sevgili de olursunuz. Her şey olursunuz. Yani aynı olursunuz. Aynen. Her şey olur. Bence Gökhan seni çok kıskanıyordur. Parantez içinde kıskanıyorsa seviyordur demiş. Seven erkek kıskanır mı? Cevaplasın. Öyle demiş. Kıskanırım ya tabii yani neden kıskanmayayım? Bu tamamen kıskanılmak ya bilmiyorum. Herkesin tabii bu kıskanılma konusu biraz şey bir konu. Göreceli herkes bu kıskanılma hakkında birçok şey söylüyor da. Bence kişinin yani karşıdaki kişinin hareketleriyle alakalı bir durum. Gamze çok çizgisi olan, çok böyle yerinde hareketlerine dikkat eden, tavrına dikkat eden, çizgisi olan bir kadın. O yüzden benim de öyle kıskanmama ya da öyle bir hale girmeme gerek kalmıyor birçok yerde, birçok konuda. Ama kıskanırım tabii gözümden bile. Kıskanırım yani hani bir şey olsun, olmasın. Gökhan kıskanan bir erkek. Fark ediyorum bunu ben de. Kıskandığı için o kadının hayatını böyle zindana çeviren, onu kısıtlayan bir erkek değil. Bir söz vardı hatta.
Sevmek sahiplenmenin en güzel yoludur. Sahiplenmek sevmenin en kötü yoludur gibi. Yani anlatabilirim bilmiyorum ama anladım. Hani ben seviyorum, sahipleniyorum. Yani altına her şeyi sığdırmamak lazım işte. Ben seni seviyorum, seni çok sahipleniyorum, seni çok kıskanıyorum. YouTube kanalı açma. Zindan ol, o zaman bakkala da gidemezsin yani. Nasıl olacak? Çalışma mesela, çalışma. Ben işte sana bakarım falan. Bu tarz şeyler yok bizim ilişkimizde. Yani birbirimizi hani kıskanıyoruz ikimiz de aslında. Hatta bir soru daha vardı. İkisini şu an birleştireyim ben. Ben de sen kıskançsın, Gökhan değil. Hiçbir şeyine karışmıyor ama sen karışıyorsun. Mesela şöyle. İkimiz de aslında. Gamze fena kıskançtı bu arada. Hayır yani ben Akrep Burcu'yum bu arada. Hani ben kıskanıyorum ama onun hayatını etkilememeye çalışıyorum. Mesela ben şeyi sevmiyorum ilişkilerde. İzin almak. İzin almayalım bence biz. Birbirimize haber verelim. Öyle bir ya şey bugüne yok. Kadar hiç izin aldığımız olmadı birbirimizden. Aynen. Yani evet. Ben şuraya gidiyorum. Gidebilir miyim? Ne bileyim gidebilir misin? Yani sen bunun kararını verebilecek şeydir. Ya evet ben aslında çok kıskancım şu açıdan. Mesela Gökhan çalışıyor insanlarla iletişimde. İlk zamanlar şeye kıskanıyordum hani kadın müşteri gelir mi falan. Hatta Gökhan'ın annesine diyordum işte Asuman annem. O zaman da nişanlı değildik ama hani görüştüğümüz için böyle bir yakınlığımız vardı. Asuman anne diyordum kadın müşteri gelirse sen ilgilensene falan. Yani halbuki bu arada hiçbir soru işaretim yok. Yani şey konusunda aslında rahatım. Kim gelirse gelsin hani benden başkasına bakmaz. Hani o konuda kendime de güveniyorum. Biraz egoistçe gelebilir ama yani benden başka hiç kimseden etkilenmeyeceğini biliyorum Gökhan. Yok kendine güvenle alakalı bir durum zaten. Ama şey böyle. Mesela bir dövmeci bulmuş Gökhan. İş yerini çok beğenmiş orada dövme yaptıracağım dedi. Bir baktım arkadaşlar sayfasına. Kız güzel. Hani çirkin olsam sıkıntı yok. Kızı da beğendim. Sıkıntı orada. Dedim boş ver sen dedim onu. Biz dedim yaptırıveririz başka birine. Bir de Çanakkale'ye gittiğimiz bir dövmeci var yani sürekli. Erkek ama o daha iyi. Dedim orada yaptırırız boşa. Yok yok bu iyi iyi bak diyor. Sen de benimle geleceksin. Böyle bir sinir oldum mesela. Çünkü hani bilmiyorum ya. Bazen böyle şey hissediyorum. Herkes Gökhan'a bakıyor. Ama işleri çok iyi. Ya aşkım dur ya. Gerçekten iyi. Ben dövmeci olacağım. Ya sonuçta bu şey gibi bir şey yani. Tenine dokunacak ama. Bak kıskanç değilim diyordum nerelere geldik. Neyse. Bu soruyu geçelim aşkım. Geçelim artık. Gerçek yüzümüz ortaya çıkmasın. Bence Gökhan daha fazla alttan alıyordur. Doğru. Çok doğru. Doğru. Ben... Çok alttan alıyorum. Alttan alın siz de alttan alın. Mutluluğun formülü. Kız erkek ayırmayın. Yani bu lafım hem erkeklere hem kızlara, kadınlara. Genelde karşı tarafla ilgili bir tartışma yaşıyorsanız, ilişki olur, arkadaşlık olur, aile olur, trafik olur. Yani haklısınızdır ama yine de haklı olduğunuzu, neden böyle davrandığınızı söyleyin. Ama alttan da alın yani. Sonuçta o almayacak, sen almayacaksın. Nereye kadar? Yani... Tartışma esnasında evet ama... Bir de arkadaşlar konuşuyorum sus diyor. Böyle bir... Geçen böyle bir şey oldu. Böyle bir olayımız var. Mesela bana geliyor, başımda bir saat konuşuyor, konuşmuyorum. Televizyona bakıyorum işte, bilgisayara bakıyorum. Yani tartışma sırasında ya. Tartışmak istemiyorum yani, büyüsünü istemiyorum. Konuşur, elbet bir gün yorulur yani. Sonra dayanamıyorum, bir şey söylüyor. Sonra diyorum ki ama öyle değil, böyle böyle değilse sen söyledin, böyle dedim, ben konuşuyorum. Bu sefer bana böyle yapıyor. Hayır sus, konuşma. Aynen. Ama bunların hepsinin sonunda baktık ki uzuyor. İşte o zaman Gökhan alttan alıyor. Bence ikiniz de birbirinize çok değer veriyorsunuz. Tabii ki o bir gerçek. Biliyoruz. Bence ilk mesajı Gökhan abi atmıştır hep. Peki ilişkiyi ilk başlatan kim? İlk başlatan benim canım. Neler yaptım? Ne taklalar attım, ne planlar yaptım, ne... Anlatamıyorum. Yani anlatsam roman olur. Anlatamam. Sosyal medyadayız. Burası bir mecra. Herkes izliyor vesaire ama birçok plan yaptım. Denk gelmeye çalıştım, görüşmeler, bir şeyler. Yani bunun gibi şeyler. Kimsenin aklına bir şey gelmesin. Zaten bir anda Gökhan'dan bahsediliyordu ortamda. Bir anda ben bir anda Gökhan falan beliriyordu. Bu nasıl bir şey diyordun? Çocuk her yerden karşıma çıkıyor. Gibi şeyler çok uğraştım, ayarladım ama İyi ki de yapmışım yani. Kazandın son. Gökhan abi çekingen, utangaç gibi. Hayır. Hiç alakası yok. Değilim hiç. Aslan burcu zaten yani. Nasıl çekingen olsun? Böyle çıkıyordu. Gökhan abi çok sakindir. Sinirlenmez kolay kolay. Ya arkadaşlar nedir bu Gökhan abicilik ya? Nedir ya? Bakın bu kanalı ben açtım önce. Bu Gökhan abi şeyi nereden geldi? Sevgisi. Ya arkadaşlar sizi çok üzmek istemem. Gökhan abinizin gözünüzdeki şeyi düşürmeyin ama pek sakin bir adam değilim.
Bana çok öyle çok aşırı bir sinir göstergesinde bulunmadım. Ya öyle sinirin göstergesi nedir? Yani kalkıp kavga mı edeceğiz yumruk yumruğa? Hani tabii ki sinirin bir göz ya da hani şeyler olur ya mesela sinir olur gider cama falan. Hayır ya yani şöyle mesela öyle atıyorum. Değil. Biz geçen Gökçeada'ya gidecektik. İptal oldu. O gün seferler iptal oldu. Gidemedik. Çok sinirlendin. Ama mesela o an ben senin yanına geldim. Canım sakinleş ne yapalım yapacak bir şey yok dedim. Ya evet haklısın falan dedin. Senlik bir şey yok dedin. Sen canını sıkma dedin. Hani o an gelip de böyle sus be kes sesini falan. Ya bak sinirliyim şimdi, şu an gibi bir yaklaşım sinirimden, olmadı. Sinirim, kendi kendine sinirleniyor bu. Sinirimden baz alıp da öyle şey hareketler etmem. En kötü şu an konuşmak istemiyorum. Çok sinirliyim derim. Aynen öyle diyor. Hani böyle yakınımda çok alakasız suçsuz kimseye patladığım olmamıştır. Ama genelde stresli ve sinirli bir adamım. Ama mesela Gökhan'ın bakışı bile bakın mesela. Hani böyle kaşları falan çatık duruyor yani. Bir gün otobüs yolculuğu yapıyorduk Gökhan'la. Çanakkale'ye geliyorduk İstanbul'dan. Gökhan'a baktım. Arka koltukta oturuyordu o zaman. Ben öndeydim. Neden öyleydi hatırlamıyorum. Her neyse. Gökhan'a baktım. Gökhan böyle uyuyor. Böyle uyuyor mu bir insan? Fotoğraf var hatta. Bulsam da koysam. Bazı şeylere sinirleniyor. Ve bazen aslında kızıyorum Gökhan'a sinirleniyor diye ama bazen de haklı ya. Hani sinirleniyor ama haklı. Geçen mesela AVM'ye gittik. Bir otopark olayı yaşadık. Bir yere park etti Gökhan. Ama yanımdaki kişi, Gökhan'dan önce park eden kişi böyle ortak alanda hani belli şeritler var onların içine park etmesi lazım ya. Tamamen onun dışına çıkmış böyle. Bırakmış gitmiş. Biz de Gökhan'la hani onun yanına park ettik ama tabii o yanlış park yaptığı için çıkışı daha zor olacak biz de geldiğimiz için. Ben de biraz fazla yanaştım yani. Fazla yanaştı Gökhan'da. Yani, sinir oldu yani. Için. Evet bir de sinir oldu Gökhan'da. Nasıl çıkıyorsa çıksın bana ne dedi. Sonra biz çıktık arabadan indik. AVM'ye yürürken kadını gördük böyle. Tam hani kadın bizim o arabada olduğumuzu anladı. Arabasına yaklaşıyor. Elinde poşetler bir sürü alışveriş yapmış. Ay dur dedi ben şimdi çıkamam dedi. Ben sen arabanı çek ben çıkayım. Sen öyle git dedi. Hani biz onu bekleyeceğiz. Hanımefendi çıkacak. Gökhan'a yol verecek. Hanımefendi çıkacak. Biz öyle. Ben aslında ilk başta üzüldüm. Biraz ben hani bu konularda vicdan yapan biriyim. Bekleyelim aşkım dedim. Hani kadıncağız ne yapsana. Biraz da böyle orta yaş bir kadınla. Ya dedik sonuçta dedi hanımefendi nasıl girdiyseniz o şekilde çıkabilirsiniz yani dedi. Hani ben dedi yukarıdan bir şey olursa en kötü. Ararlar dedi. Hani o şekilde inerim dedi. Sonra kadın çıkmış mesela. Yani kadın aslında şu yönde hatalı. Kendi park ediyor. Yanındaki hiç kimse önemli değil yani. İnsanların rahatlığı orada zaten sinir bozuyor. Gerçekten vicdanın ya da o anki için nasıl rahat edip de gidip böyle keyfen takılabiliyorsun yani. Alışveriş bir de bayağı yamuk gelmiş ve belki de bir daha kadın öyle bir park yapmayacak. Gökhan aslında bunu sağlamak için. Ya bir daha öyle bir şey yapacağız ama belki aklına gelir gelecek. Benim tavrım ona yani. Evet zorlandı belki çıkarken ama yine bizim arabayı falan da çizmemişti. Yani aslında bazen sinirlendiği şeylerde de hak veriyorum ama onun kalbini bir bilseniz o kadar böyle tatlı hayvanlara karşı, kadınlara karşı. Ya ben onun o yüzden içini bildiğim için artık o sinirli hallerine çok şey yapmıyorum. Nokta atışı şeyler vardı, güzel şeyler vardı. İyi takipçiler. Gerçekten güzel takipçiler. İyi takipçiler ve Gökhan son zamanlarda var kanalda. Gökhan'la ilgili çok fazla varsayım geldi. Bu arada Gökhan'la çok fazla kışkırtma videosu çekin diyenler var arkadaşlar. Gökhan o insan değil. Sonuçta bir eğlence mecrasındayız. Hani genel olarak insanlar eğlensin veya bilgi alsın veya şey diye böyle şeyleri izliyorlar. Vakit geçirsin. Vakit geçirsin diye. Size böyle bir malzeme vermek isterdim ama çok içten ve samimi söylüyorum ki inanın ki benim karakterim ve kişiliğim bunu kaldırabilecek bir karakterde değil yani. Bir de arkadaşlar bu kanal nasıl bir kanal bana diyorsunuz yok ayak yıkamalı cezalı challenge çekiyor. Ya onu söyleyen arkadaş gerçekten ben o arkadaşı çok merak ediyorum. Bir gün yazmışlar ayak yıkamalı cezalı challenge yapın. Hadi ben yıkasam neyse ben yıkarım da kalkıp YouTube gibi bir mecrada bir kadına ayak mı yıkatayım yani. Nerede kaldı bizim erkekliğimiz, adamlığımız? Ben yıkarım, problem yok da. Böyle erkeklere sevindik. Şu an kalp yolluyorum. Evet, yemeklerimiz de bitti. Gökhan'cıma yemek yaptım bu karantinada. Eline sağlık tekrar. Çok teşekkür ederim. Gayet memnun kaldı yemeklerimden. Süperdi. İyi aşkım. Bu arada insanların önünde seni de tebrik edeyim. 3000'i de aştım. Aa evet. Hedef 4000. Hedef 4000. Evet, o yüzden lütfen abone olun. Çünkü kanalım büyüdükçe, aslında abonelerim arttıkça sizin için daha iyi şeyler planlıyorum. Daha iyi kameralar, daha iyi edit programları ama hepsi tabii ki abone sayımdaki artışla doğru orantılı ve izlemelerle doğru orantılı olacak. Tekrar buradan iyi yıllar dileyelim. Evet, yeni yılın yıllar. İlk günlerinde. Evet. Yılınız inşallah güzel, keyifli, mutlu, huzurlu, sağlıklı geçer.
Video da ne zaman yayınlanacak bilmiyoruz şu an için. Gamze de böyle uzun bir her gün video atma süresinden çıktı. O yüzden biraz da sakinleşmek, dinlenmek istiyor da. Biz de tabii boş bulduğumuz anlarda yine de video çekiyoruz. Şimdi hazır ne zaman yemek de yapmışken dedik mukbang çekelim. Aynen. Ne zaman yayında olur bilemiyorum ama şu an yılbaşı sonrası karantina günlerindeyiz. Bu videoyu çekerken. O yüzden biz de karantinada evde tatil yaptığımız yerde biraz da evin içinde sıkılmışız herhalde. Evet. İyi geldi. Aynen öyle. Sizi çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mukbang videoları devam edecek. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Yes. Ben yediğim Allah arttırsın. Sofrayı da Kur'an kaldırsın. Kurmayan kaldırsın.